Bergama mutfağından patlıcan çığırtma, 1 kilo ince kemer patlıcan, 7 adet yeşil sivri biber, 7 adet domates, 1 baş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz. Kızartmak için 1 su bardağı zeytinyağı. Patlıcan çığırtma için hazırız. Malzemelerimiz hazır. Gördüğüm en enteresan patlıcanlardan uzun uzun, ince ince. Ya o kadar ince kesmek lazım ki daha zaten ince daha da incelmesin. Şimdi ben sana göstereyim. Önce şu sap kısmını temizliyorum. Şunu... Normal patlıcandan oluyor olur. Mu? Olur. Yani kemer patlıcandan olur. Hı. Belki bunun çekirdeği olmayabilir. Daha az olabilir. O şimdi, daha içli ve çekirdekli. Aynen daha çekirdekli. Şöyle alacalı soyuyorum ben bunu. Kızartacaksın. Bence yeter. Değil mi? Evet kızartacağım. Yağını koyacağım. Ay kızdırmıyoruz yağını. Nasıl? Şöyle ben önce kesiş şeklini göstereyim. Bıçağımızın etrafında böyle doluyorum. Bu şekilde. Çizikler attım bu tenceremize. Soğuk kızart şey mi? Soğuk üzerine yağ gezdireceğim. İkiye bölebilirim bunu. Yani yağını kızdırmayacağım. Şimdi yağını koyalım istersen. Tamam. Gör. Evet. Biz bu patlıcandan ilk defa yapıyoruz. Normalde bu yemeği yaptınız mı? Muhtemelen bulamadık. Yaptık bu yemeği. Muhtemelen bulamadığımız için öbür hani ince ve uzun kemer bulmaya patlıcan. Çalışın. Kemer patlıcan bulmaya çalışın. Tamamen kesmemen çok önemli. Şık duruyor şu, o zaman. Tamam böyle koyalım. Şöyle kıvırttırırız. Arkalı önlü kızartacağız hafifçe. Aynen. Artık İki. Açıyorum. Evet altını açalım. Biraz tuz serpip ağzını kapatalım. Bizim patlıcanlarımız çok gelecek. İki tava yapalım. Olur. Yani iki tencere. Kenara alacağız ama sonra aynı tencerede birleştireceğiz. Bu ağzını yağın kapatalım. İçine de tuz atma beni hep şok ediyor. Çünkü benim en kaçındığım şeydir. Patlamaz mı yağ yok, derim kızgın, hep. Yok kızgın yağda. Koyuyorlar. Herkesin yoğurt yiyişi farklı. Farklı. Nursel'in mutfağı. Küçük harfle birleşik, sonunda İzmir'in iyisi var. Güzel yorumlarınızdan mahrum bırakmayın. Çok tatlı şeyler yazıyorsunuz, çok teşekkür ediyorum. Sürekli sorular soruyorsunuz. Emaye kaplar nereden, bakırlar nereden? Mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyorum. Bakırların çoğu Antep'ten, çoğu arkadaşımdan toplama, en çoğu Nesrin'den çalma. Kızın evinde hiçbir şey kalmadı. Aynı şekilde emayeler öyle. Bu sene çok hediye almaya başladım. Nida'cığım bana bir sürü güzel porselenler göndermiş, çiniler göndermeye başladı. Perdelerimi çok beğeniyorsunuz. Onlar evet, Handan'cığımdan perdelerini ben de çok beğendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de mutlu oluyorum. Sizin için yaptık bu yenilikleri. Siz de karşılık veriyorsunuz. Teşekkürler. Çevirme zamanı geldi. Hatta sen çevir. Tamam ben çevireyim. Zaten... Şöyle bakın. Sesin güzelliğiyle. Hemen patlıcan küçülü veriyor böyle yumuşayı veriyor. Aynen. Dar gibi kızardı. Bunu bizim Bergama'nın sakızlı ve karanfilli ekmeği vardı. Bir dahakine size onu yapayım. Ha. Evet, onunla yeniyor. Ekşi mayalı köy ekmeği. Sakız, damla sakızlı bir karanfil kondu. Çok güzel oldu. Domatesleri doğrayalım. Ben sana göstereyim. İnce ince doğramıyoruz yemeği doğrar gibi. Şöyle. O zaman sen onu doğra, ben şunu doğrayayım. Tamam, saplarını temizle. Güzel kızarmış. Ay çok güzel patlıcan. Böyle gerçekten böyle kesip kesip yemek istedim şu anda. Yiyebilirsin, tadına bakabilirsin. Yani çok güzel. Hmm.
Evet, onda biberlerimizi kızartamayacağız. Onun için yok, ayrı tavada. Yok, bunda yer yok. Evet, bir döndür orada bence de. Bunu kapatalım artık. Ha? Kapat, çok domatesiyle şeyli. Çok güzel gözüküyor. Onları da buna alıyoruz. Evet, onları da alacağız. En üstüne biber sıralayacağız. Domates ve sarımsağıyla pişireceğiz. Sıcak mı? Gel. Aa. Öğretmenime bak, yandın ama hiç yandın. Yandın. Yanmadım. Bildiğin yandın. Altı açık mıydı bunun? Bir öğretmenlik yaptın bana ama. Elim çok kolay yanmaz. Bunu da böyle yapıyorum. Tamam. Öf be, bu ne böyle? Koydun mu biberleri? Koydum. Hemen tamam, şunları bir alt üst edip üzerine biberini sıralayacağım. Biberin üzerine domates ve sarımsakları koyacağım. Ne güzel ateşte bir yemek değil mi ya? Çok hafif bir yemek. Tam bir yaz yemeği. Aynen, gerçekten. Tam bir yaz yemeği. Patlıcanın bol olduğu zaman. Ve Bergama'da bu gün aşırı yapılan bir yemek. Yapılır, hafif bir yemek. Çok güzel gerçekten. Bayıldım. Bir de tek tek kızartmaktan bu daha kolay. Aynen. Böreğimizi çıkaralım bence artık. Böreğimiz oldu. Oğlunlar gibi kızarmış böreğimiz. Aynen. Yoğurt herhalde onu öyle kızartıyor. Yoğurt kızartıyor. Vay 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 vay. Muhteşem bir börek oldu. Yanmayasın. Nefis bir börek oldu gerçekten. Bugün şaşırmaya ve şaşırtmaya devam edeceğim. Akordeon baklava var mesela. Daha sonra yapacağız. Şekli inanılmaz güzel. Günlerinize, çay saati ikramlarınıza müthiş bir alternatif. Eminim Instagram ve Facebook yıkılacak. Sakın kaçırmayın. Çevirelim. Tamam, daha iyi olur. Biberlerin olduysa o tabağa alabilirsin bence. Evet. Şimdi buna domatesleri bir kez sotelemek istiyorum. Ağzını kapatalım. Biraz domateslerimiz... İnan ki bu böyle daha güzel oldu. Sonra, aynen. Gerçekten. Sunumu. Mesela bence tepside sunmak süper fikir. Normal alüminyum tepside ocakta pişireceğinize bence fırında da bir 10 dakika pişirebilirler değil mi? Tabii ki fırında. Fırında hiç denemedim ama güzel olur herhalde. Olur. Niye olmasın? Şöyle biberlerini sıralamak istiyorum üzerine. Evet. Bu nasıl bir şey oldu böyle ya? Biberleri koyduk. Şimdi sarımsağı ilave etmek istiyorum domatese. Biraz sotelensin. Evet. Evet. Vay vay vay. Vay vay vay. Vay vay. Şimdi domatesiyle de onu biraz pişireceğiz. Çok da öldürmeyelim domatesleri. Evet, biraz. Artık bu yeterli. Bence sotelenmesi. De. Biraz ocağımızı kapatalım. Gözüksün. Evet, bunu şimdi bunun üzerine gezdireceğim. Ay, çok güzel oldu ya. Evet. Bunu yerken de üzerine yoğurt gezdirerek. Çok beğendim. Bakayım. Olur. Bence çok süper. İdeal olur. Evet, süper. Bunu küçük, kısık ateş, bu domates suyunu salacak, çekinceye kadar yememiz tamam.